Arkadaşım şu telefonu elinden bırak diyorum. Kaç kere ya? Allah Allah. Ay bir sus otur. Arkadaşım önüme oturma ya. Televizyon izleyemiyorum. Tamam kızım pardon. Bir yol verin oturayım bari ya. Bugün kermes varmış. Arkadaşlar merhaba. Numaradan aile şey yapıyoruz. Kılıbık koca, cırcır, dırdır karı. Kılıbık ne demek? Bu da Maya kendisi. Evet. Kermes varmış. Senin yüzünden bugün kermese katılamadım ben Selami. Ne kermesiymiş karıcığım ya? Kıyafet, ayakkabı, çanta kermesi. Kıyafet kermesi Selami. Aa sen de bilirsen olarak kıyafet. Kıyafet kermesi ne karıcığım? Bak senin kadınlar bir yazıyor dolap... bana. WhatsApp'tan bütün kadınlar gitmiş. Senin bir sürü dolap dolusu kıyafetin yok mu ya? Anneciğim ve babacığım dikkatinizi çekerim. Lütfen iyi dinleyin. Bilimsel olarak okuduğum yeni kitabı uygun. Size çok güzel bir cevap var. Kıyafet diye bir tane iş kelime yok. Kıyafet bizim zihnimizde uydurduğumuz değişik bir tane cümledir. Kıyafet bizim içimizdeki korkuyu şey yapmak içindir. Bunun dışında... Bu çocuk kime benzemiş hiç bilmiyorum ama hani sen bir saniye olmuyor. Ben bu role şu an böyle giremedim. Bana 2 dakika söyledim sana. Selami, bu evde en çok ben kazanıyorum ve en çok neye gidiyor paralar biliyor musun Selami? Senin ayakkabına makyajın mi karıcığım? Hayır, senin kafana sürdüğün wax'e gidiyor Selami. Wax ne karıcığım? Ben suyla ıslatıyorum bunu ya. Dax ya da wax. Nasıl anlar? Hayır, ben anneciğim ve bacım lütfen seni yakınsana çıkabilir miyim lütfen? Lütfen. Arada, bu da, arada şey yap böyle, böyle ani ani yap korkayım ben. Bak. Ağrıcım babacığım. Bu da senin eserin. Bu mu? Bu senin eserin. Bu karıcığım bu sence benden çıkmış olabilir mi? Ben ciddi şüphelerim var bu konuda. Hani abi, bilemiyorum. 9 ay öncesine gidiyorum. Neler olmuştu o gün hatırlamaya çalışıyorum. Sen hani neredeydin diye ama. Bu abi, benden olamaz. Şüphe ne o? Selami, rica ediyorum. Biraz uzaklaşır mısın şuraya? Tabii karıcığım, pardon. Aslı, anne. Aslı. Çok komik. Aslı. Aslı. Ansızın. Kızım iyi misin? Dur, ateşin mi var? Bir bakayım. Babacım. Ateşin var. Babacım ateşim yok. Selami çöpü çıkardın mı? Çöpü çıkardın mı? Haşim gelecek şimdi. Çıkarayım şimdi gel. Çöpü çıkarayım ben. Baba lütfen ben senin aynan değilim. Haşim pardon. Soktu. Laf soktu balkona. Selami çöpü çıkardın mı? He? Aslı seni evden çıkmış görmüyorum. Camı, kağıdı ve yiyecekleri ayrı poşetleri koyup kapının önüne çıkardın mı Selami? Çıkardım da nereye çıkardım bilmiyorum. Gözlerim görmüyor. Gözlükler bana göre değil. Yanlış gözlük almışım. O yüzden göremem. Senin yüzünden camla kağıdın yerlerini karıştırıyor. Eser dediğim bu. Cam, kağıt, makas. Benler benim bilgiler biraz. Bu benler aldığın için sana geçen gün para koymadın mı sen? Bende bir ben var benden içeri. Karıcığım inanmayacaksın ama benim bir kumar problemim var. O paraları ben... Kumarda mı yiyorsun kadar? Hmm. Hayır kumar diyemiyorum. Benim kumar diye bir arkadaşım var. Afrikalı yeni gelmiş buraya Türkistan'da. Onda bir problemim var. Çözemiyorum bu konuyu. Sürekli para istiyor benden. Babam birisinin Afrika'dan buraya gelmesi için bayağı parası olması gerekiyor. Ve bildiğin üzere Afrikalıların çok fazla parası yok. Sen bunu çok açık edin ama doğruyu söylemeye. Sen böyle hani söz değil. Söz değil. Seni yeteri. Ben... Bence bu beyin niye beyin biliyor musun? Çünkü sizde okuyan, yok. Okuyanın beynini böyle çekiyor içine, bu böyle salak kalıyor. Bu yüzden böyle. Sen bu kitabı okuma kızım. Babacım özür dilerim ama ben senin kendin değilim. Senin derken? Çok komik görünüyor. Bir şey yapamıyorum. Gerçekten böyle olsa. Ne yapardım? Böyle olsa. Karıcığım. Ay. Sen çok iyi bir kadınsın canım benim. Ay bakacağım baba ya. Bana sen hala iğrenç bir çocuksun. Yavaş. Lütfen.
Maya'yı bir şey mi yapacağını Pardon bir saniye. Maya'cığım sen bütün yapacağın rollerde... Bence ben çok zeki ve evet. çok suskun bir kız olayım. En doğrusu o olacak. Tamam, Maya'cığım, içinde şimdi yani... kılıp değiştiremezsin canım. Evet. Ama ben öyle türlü yani bağıra çağıra oynamanın bir manası yok. Yani tiyatro literatüründe böyle bir senaryo sahneye akıtmak Babam. Olmuyor. Bağıra çağıra diye böyle bağıra çağıra. Niye konuşmuyor? Çünkü algılamıyoruz. Algılatamıyorsunuz. Evet, algılamadığının farkındayız. Ben rolüme geri dönüyorum. Selami daha yeni askerden geldi. Bir şey hani bir şeyler öğrenmişsin diye tahmin ediyorum. Mola bir mola bir mola bir mola bir mola bir mola. Bir sus kızım ya. Allah'ım ne var? Bir şey diyeceğim. Peki siz benim hiç böyle babamın dibin bana yaptığı gibi hiç karşı çıkacak şey yapmıyorsunuz ki. Ne yapmıyoruz ki? Yani atıyorum. Bana şey demiyorsunuz ki Maya şuna şuna niye ya? Ay yanlış adamın ağzı vardı zannettim böyle bir. Evet ben maskeyle kızarım. O şey işte. Ne? O Asya'nın arkadaşı. Kumar, kumar o. Bir dakika, o kumar. Alma onu oradan. Takayım ben kumar olayım. Tanıştırayım arkadaşım kumar. Problemim bununla benim. Arkadaşım para istiyorum duruyor. Karıdan borç zor alıyorum ben karımdan. O yüzden isteme. Böyle bir problemim var seninle. Kumar problemi. Çok kötü bir espri oldu. Ben kumarı yerine takayım tekrar. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu bu evde geldin? Bu evde ilk defa evet fark ediyorum. Evet ya değil mi? Çok enteresan ben. Ne zaman durduruyor burada anne? Kaç senedir yıllar oldu baba. Gerçekten mi? Benim salonda uyuyamamamın tek nedenlerinden biri o evet. ve o. Evet devam edelim. Evet. Siz ben Nasıl benim karşı çıkacağım şeyler yapın. Şimdi bak Hatice. Gerçekten Senin mi? Senin adını Hatice koydum. Sen bana Selami der misin? Ben de sana Şüküfe de diyebilirim istersen. Onu daha çok beğendim. Şüküfeciyim. De söyleyebilsem adın. Adın çok zor bir defa. En büyük derdim bu seninle benim. Şüküfeciyim. Bu kız... Bu kız... Ne? Kız? Kız? Birden şu... Bu kız bana çok sırnaşıyor, beni deli ediyor. Selami, sen pembe pantolon giydiğin müddetçe ben sokaktan rahat yürüyemeyeceğim. Karıcığım bu bir senin pantolonun, benim pantolonlarımın hepsini yattın ütülerken. Mecburen senin pantolonunu giyiyorum şu anda. Teessüf ederim Selami. Benim kıçımla senin kıçın bir olamaz. Onun için mi böyle sık çıktın giyiyorsun bunları? Ben evden çıkmadan rahat rahat kıçımı kullanabiliyorum. Sen kapıdan biz çıkıyoruz, ondan sonra... Tuvaletim geldi diye arabada bir saat senin kıçını bekliyoruz. Tabii ki aynı değil kıçlarımız. Kıçlarımız çok farklı kıçlar. Ne olursa olsun Selami. Popo de. Böyle kılıbık erkekler gibi böyle pembe pantolonlarla sokakta yanımda yürüyemezsin. Bu arada kılıbık size anlatayım. Kılıbık aslında bizim bilimsel olarak kullandığımız bir kelime değil. Kılıbık Ay, bilimsel bilimsel yedin okudun beyin Karıcığım, kitabını. Karıcığım bir tane çakabilir miyim? Bilimsel bilimsel tepemde böyle ötüyor böyle. Kızım. Senin eseri. Çok konuşuyorum. Selami. Yerim. WhatsApp grubuma geri dönüyorum. Kermes WhatsApp grubuma geri dönüyorum. WhatsApp senin zihnini birazcık içine keser. Kim bu WhatsApp grubu? Kim yazıyor? Herkes ayakkabı almış. Ben bugün ayakkabı alamadım Selami. Neden alamadım Selami? Dolapta yer yok olduğu için. Senin kumara harcadığın paralardan dolayı Selami. Selam kumar. Bu mudur yani? Evet. Tortuga diye bağırıyor. Ben bugün kermese gidemedim çünkü senin yüzünden gidemedim. Bir de paramız yok. Yani paranız yok. Benim param var. Bir anda sinirden şaşı oldum ben. Ben de şunu fark ettim ki bu konu çok fazla bir yere gitmedi. Bir yere gitmiyor bence de. Çünkü bana kızmıyorsunuz. Bana bir kızsınız. Ama kızılacak bir tarafın ya, yok. Kızım sana tek kızılacak. Senin tek kızılacak tarafın böyle ciyak ciyak bağırman. Bağırma. Anladım. Bağırma kızım bağırma. Baba siz beni yarattınız niye bağırmayacakmışım? Sizden çekmiş. Sen bağırmayın. Annemden gelmiş bana kanından kanımdan. Böyle de şaşırma bak senden gelmiş. Annemden kanından böyle şaşırma senden gelmiş. Ne? Nece konuşuyor? Hangi şive? Nerede? Ne yapıyor? Belli değil yani. Allah Allah. Kumar şivesi. Kumar şivesi. Afrikan. Afrikan kumar. Tell me how you doing? Bence yeter, baydık sanki. Ben de hiçbir şey yapamadım.
Evet, baydık. Yapamadın, yapsaydın. Bence, hadi baban hiçbir şey yapmasa bile şu kılıyla benim için çok şey kılımla yaptı. Derken hangi kılımla? Çok kıl var bende. Ya. Akocuğum o malak yalamış gibi saçların çok hoş. Harika olmadı malak, ya. İçeride inek buldum bir tane, ona yalattım böyle. Yala dedim, rolüm var. Ya. Ay çok Aşak harikasın kal. Ya. Mama kap, mama kap. Süper oldu. Benler ayrıca beni benden aldı. Beni benden aldı bak nasıl benler şey beni ya. Benden aldı. Beni benden aldı. Evet bir böyle... Ay, arkadaşlar. Ama ben de daha iyi bir karakter, biraz daha böyle... Tarete bıdı 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 diye bir konuşan bir karakter daha iyi olabilir. O zaman ben oraya şunu diyeceksiniz. Merak ediyorum. Gerçekten bizi izleyen bir kitle böyle olabilir mi? Olabilir tabii. Öyleyseniz of derhal gözlüğü çıkarın. Saçları bir şöyle toparlayın. Geriye atın. Bunları da böyle bir silin. Silin değil mi? Bilmiyorum. Evet. Sonra... Ama ne yapın biliyor kadın, musunuz? Kadın yerine geç kızım sen de git oda ne dersin çabuk. Allah Allah ya. Ama hayattaki en doğru şey ne olurdu biliyor musunuz arkadaşlar? Renkli çorap giyip renkli pantolon giymeniz. Çünkü benim için olmazsa olmaz kocamla ilgili hani en sevdiğim şeylerinden bir tanesi hiç kimseye benzememesi. Bu da çok güzel bir özellik. Ben siz neye benziyorum? Siz de bizim fanlarımız olarak lütfen renkli çorap giymeyi ihmal etmeyin. Ben neye benziyorum? Giyebiliyorsanız da renkli pantolon abone olmayı da unutmayın. Ben neye benziyorum? Giymeyi ihmal etmeyin. Benziyorsun şu an. Renkli giyin. Hayat zaten gerektiği kadar karamsar olabiliyor. O yüzden siz renkli olun. Sen niye bağırıyorsun şu an? Siz renkli giyin, hayatınız renkle neşeyle dolsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Ben niye benziyorum? Şebek. Sen şebeğe benziyorsun.